Güzel insanlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Ekranda görmüş olduğunuz üzere tükenmiş olan Einhell TCMG135E mini taşlama gravür setini Hırdavat stoktan satın aldık. Fakat herhalde biz satın aldık. 1 ikiye kadar tükendi. Birçok videosu var. Biz de dedik ki bir video yapalım. Yaptığımız videoda da uygulamaları yapalım ve size aktaralım. Normalde Dremel biliyorsunuz bu işin babası zaten bu tür taşlama setleri Dremel ile başladı. Bizde bir Dremel vardı ama bir sıkıntı yaşadık. O yüzden dedik ki ekonomik olsun ama aşağı indikçe de fiyat bilinmedik markalara gitti. O yüzden dedik ki ortalama bir şey olsun ve Einhell alalım. Niye? Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz birçok Einhell'in ürünü var. Yıllardır kullandığımız için bu markayı seçtik. Hadi şimdi gelin ürünün tanıtımını yapmadan önce firma bize ürün hakkında ne bilgiler vermiş, sizlere aktaralım. Bakın 189 parça olduğunu zaten burada aktarmış. Ama bu grevür taşlama setleri ne işe yarıyor? Size aktarayım bilmeyenler için. Fırçalama, delme, kesme, oyma gibi birçok işlemi yapıyor ve hakikaten bu tür hobilere sahip olan insanların evinde bulunması gereken bir set diyebilirim. Bakın Aşağıya geçelim özelliklere. Elektronik hız kontrolü evet kademeli bir ilerleme. Daha doğrusu yavaşlama ve hızlanma oluyor. Mil kilidi var ama video devamında aktaracağım. Maalesef dinameldeki gibi değil. Uğraşıyorsunuz. Esnek mil şaft var. Bakın her kutuda her makinede bu esnek mil çıkmıyor. Bunda bir esnek mil var ki bakın bu şaftı da göstereyim size. işte bu. Mümkünse eğer bir gravür taşlama seti alacaksanız bu esnek mil olanı da ne yapın? Tercih edin işlerinizi çok kolaylaştırıyor. Devam edelim. Teleskobik standı var. Bakın stand burada boyu da uzayabiliyor ve masaya monte olabiliyor. Kullanışlı organizer çanta demiş. Evet bir çantayla geliyor. Soft yüzey kaplaması demiş. Güzel. Ve giriş voltajını vermiş. Şehir şebekesinde rahatlıkla çalışıyor. Gücü ise 135 watt. Dremel'e göre. Tabi kıyas yapıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü en iyi marka bana göre diremel ve aynı heli bu durumda daha doğrusu bu modelini bu durumda karşılaştırmak durumdayım. Diremel'den güç olarak daha düşük diyebilirim. Boşta çalışma hızını vermişler ve aksesuar girişi kaç milim? Bakın enleri bize aktarmışlar. Dostlar şimdi ürün elimize ulaştı. Hadi gelin ilk önce bir kutu açılımını yapalım. Sonra video sonunda da ne yapacağız? Ahşapta denedik bende denedik. Sizlere aktaracağız. izlemeye devam. Evet, ürün elimize sorunsuzca ulaştı diyemeyiz. Çünkü kutusu maalesef kırılmış. Birazdan göstereceğiz sizlere. Firmalara tekrar sesleniyoruz. Lütfen. Ya, bu kadar maliyetli olmasa gerek üstüne bir koruma değil mi? Onunla gönderseniz hakikaten bunlar bu ürünlerin başına gelmez. Gelelim ürüne. Girişte bilgileri verdik. Bakın burada bir ne yapmış kutu üzerinde. Alman dizaynı demiş ve Alman kalitesi demiş. Fakat tabi arkada bakacağız. Nereliymiş arkadaş hep beraber görmeye çalışacağız. Şöyle ben size kutuyu da bir yandan ne yapıyorum gösteriyorum. 10.000-35.000 devir demiş. Artılarını eksilerini içinden çıkan ürünleri de ne yapacağız. Size aktaracağız. Evet ithalatçı firma. Einhell, intra tek mühendislik diye geçmiş İstanbul'da bir firma. Made in görmüş olduğunuz gibi PRC, değil mi? Ne güzel yazıyor burada Alman dizaynı, değil mi? Alman kalitesi ama Çin yapıyor. Çin'i de hor görmemek lazım. Hakikaten Çin'in de çok güzel yaptığı ürünler var parasına göre. Dostlar, hani üç kuruşa beş kuruş olmaz diyorlar ya. O şekilde. Kutuyu bu şekilde aktardım size en azından görmüş oldunuz. Şimdi gelin hep beraber kutusunu açalım ve plastik kutusuna giriş yapalım izlemeye devam. Artık sizlere bekletmemek adına hemen açıyorum dostlar eskiden biliyorsunuz kutuyu tane tane açıyorduk. Şimdi içerik zengin 189 parça demiştik içeriye bakacağız ardından da ne yapacağız aleti göreceğiz. Arzu ederseniz ilk önce biz bir aleti görelim. Bakın kutu bu şekilde geldi. Burada bir kırılma var. Onu da ışıktan dolayı gösteremiyorum size. Şurada bir kırılma var. Zoomlayacağım yakında içindeki parçaları gösterirken. Sol tarafta sarı düğmeye basıyorum ve kapağı ayırıyorum. Evet, kullanım kılavuzu Türkçe de var burada. Bu da güzel bir nedir? Artıdır. Atalım aşağıya. Bir sabitleme aparatı. Masaya sabitliyorsunuz. Niye sabitliyorsunuz onu da aktaracağım. Bakın bir mil var burada. Buna ne yapıyorsunuz bu ürünü? Asıyorsunuz ki bu ürün oldukça hakikaten şu parça diyelim, aparat diyelim. Faydalı bir aparat. Bu masa için bir aparat. Bu sayede taşlama ne yapıyor? Üst kısımda kalıyor. Dostlar. Arkada bir açıklık var. Ondan dolayı ne yapıyor? Yukarıya dayamışız. Girmiyor. Ki yan aparatları da var zaten. Onları da aktaracağım size. Şu üst kısma ne yapıyorsunuz? Bunu montajlıyorsunuz. Montajladığınız zaman da bu masa üstünde sabit duruyor. Birazdan yine elimizden geldiğince paylaşmaya çalışırız. Kutu içeriği. Evet mandren için anahtar var. Bir de bir eksisi var. Birazdan dremel göstereceğim. O dremelde de artıyı anlatacağım. Bunda eksi. Bir tane bakın burada alyan gibi bir aparat. Ne yapıyor? Geliyor. Spiral esnek mil var dedik. Bakın spiral demeyelim. Şuralar spiral. Esnek bir milimiz var. Dremel almak isteyenler, bu tür aletleri almak isteyenler bu mili mutlaka alsınlar. Milin önemi oldukça büyük. Çünkü makineyle giremediğiniz yerlere bakın. Ne yapıyorsunuz? Mille rahatlıkla girebiliyorsunuz. Ki birazdan ne yaparız? Yine bir Dremel'in mili var bende. Dremel'in bozuldu. O yüzden aldım bunu. Onu da bir deneriz bakalım. Olacak mı? Ve kutunun içinde gravül makinemiz, taşlama makinemiz mini makinemizde bizlere bu şekilde sunulmuş. Buradan devir ayarı şu an maksimumda. Sanırım kutu açılmış gibi. O da neyle alakalı? Herhalde açıp deniyorlar. Buradan bakın üst kısmı durdurma. Ya buna koymuşlar. Dostlar eski modellerde yoktu o. Bakın buna stoplama olayı koymuşlar. Bu güzel bir şey. Ucu değiştirmek için. Çok şükür ki düşünmüşler güzel bir artı. Evet, buradan açıp kapatma gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Hadi şimdi gelin. Bir de yakından bakalım ürün yakından neye benziyor. Yakından da ne yapalım? Setlerini yanına gelen parçaları size aktaralım. İzlemeye devam. Evet, elektrik kablosu tekrarlayalım. Bakın üste açıp kapatma. Yanda bilgiler bunlar önemli. 2021 20'ye Kasım diyor. 2020 Kasım ayında imal edilmiş bir ürün. Allah'tan bunda akü yok, batarya yok, pil yok. O yüzden sıkıntı yok. 135 watt bir güç demiş üst tarafta. 35.000 maksimum devir demiş. Görmüş olduğunuz gibi burada yukarıda aktarmış. Aynı birçok ürünü var bizde. Onların da zaten tanıtımını sizlerle paylaşıyoruz. Yukarıda da dostlar bakın kademe ayarı 6 diyebiliriz. Maksimum 6. 1 2 3 4 5 maksimuma geçmiş. Yine ithalatçı firması bilgilerini vermiş. Yukarıda da sabitleme olayı. Ne için dedik? Bakın şu kafa yok mu dostlar? Şu mil dönüyor. Buna basıyorsunuz. Bakın sabitledim sabitlediğim zaman yukarıdaki mandalı ne yapıyorum? Açabiliyorum. Şu şekilde göstereyim ben size ki ne yapacağız daha video sonunda çalıştıracağız dostlar. Onu da deneyeceğiz. Esnek mil. Hadi gelin esnek mili takalım. Üstüne bastım. Sabitledim şöyle ilk önce mandalı açtım. Tabii şimdi bu esnek mil bununla girmeyecek. Şu kısmı da plastiği de açacağım. Plastiği açtım. Bu uçlar çok önemli. Ekstra gelen parçaların içinde de bu uçlardan var. Bu uç niye dostlar kullanılıyor? Kullanacağınız aparatı ne yapıyor? Bu sıkıyor. Bunu geniş kullanırsanız bazen tutturamıyorsunuz. Sıkıntı yaratıyor. Onları da aktaracağım size. Komple açtım. Mide alıyorum. Bakın milin zaten şu içindeki kısım. Şöyle çektiğiniz zaman size doğru geliyor. İttiriyorum. Şu şekilde. Sıfıra sıfır gelsin. Bakın. Sıfıra sıfır dayadım. Gördünüz mü? Dayadıktan sonra ne yapıyorum? İttiriyorum milini. Şu şekilde. Çeviriyorum. Ve iyice sabitledim. Kullanıma Milim hazır yaşasın. Şimdi burada stoplama var. Çok güzel. Eksiden bahsetmiştik. Bakın. Esas stoplama burada yok. Şimdi size bir tane ne yapacağım? Dremel ucu göstereceğim. Bakın sağ olsunlar onlar stoplamayı ne yapmışlar? Üst kısma da koymuşlar. Bu biraz can sıkıcı olmuş. Ya arkadaşlar şu ufacık bir parça inanın bana. Yani şuna düğme koymak bu kadar zor değil. Solda einhell, sağda dremel. Bakın basıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Kafayı değiştiriyorsunuz. Bunda ne yapıyorsunuz? Biraz önce gelen alyana benzeyen arkadaşı alıp zaman kaybı yaşayıp, yani Al Alman ne yapmışlar? Dizaynı demişler ya, değil mi? Alakası yok. Şuraya bakın, Alman bunu yapmaz. Bakın. Bunu sokuyorsunuz kafayı bu şekilde açıyorsunuz. Alman bunu düşünür dostlar. Çinliler düşünmemiş. Ama Alman dizaynı da demeyi ne yapmışlar? Eksik etmemişler. Bu şekilde bastırıp iyice şu uçla ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Ha bazen düğmede kaçırma oluyor mu? İlerledikçe kaçırma oluyor. Bunu da kaçırma zor ama şunu sürekli yanınızda bulundurun. Bunu yapamazsanız da buna göre bir matkabucu yok mu? Sokup bu değiştirme işlemini yapabilirsiniz. Hadi gelin şimdi ne yapalım? Parça listesine hep birlikte bir bakalım. Kutuyla beraber bize neler geliyor sizlere aktaralım. Evet parça bol. O yüzden ne yapıyor? Zaten kendini biraz da cazip yapıyor. Dremel'in aynı modellerini bu fiyata almanız mümkün değil. Boşunu bu fiyata almanız mümkün değil. Boşu bile 600-700 TL civarı. Açıyoruz. Parçalar aktıralım. Biraz önce mandrenden bahsetmiştim. Bakın uçlara göre kalın uçlar var. Takacağınız aparat. ince uçlar var. Onlara göre bu seçimi yapıp yuvaya ne yapmanız lazım? Takmanız lazım. Hadi bir deneme yapalım. Şunu bir açalım. Evet. Açtık, açtık, açtık. Bakın. Ucu görüyorsunuz. Bizim paralama alalım. Çıkartabilirsek. Bakın zımparalama ucu oldu. Şöyle ben göstereyim size. Bu uç buna oluyor. Mandren sık, sık, sıktıkça ne yapıyor? Şu kısım eziliyor. Yani bunu da sıkıyor ve milin kaymasını ne yapıyor? Önlüyor. Peki kalın bir uç yapalım. Bir fırça alalım. Bakalım olacak mı? Bakın. Çelik fırçanın mili gördüğünüz gibi içeri zor girdi. Tutar mı? Tutar. Esasında en sağlıklısı da bu. Hakikaten güzel bir şekilde girdi. Şimdi başka bir örnek vereyim. En güzel örnek şuradan olacak. Bakın uçlar var şurada. Matkap uçları delme için. Görüyor musunuz dostlar? Bakın. Ne yapacağız bu durumda? En dar ucu, şuradan alıyorum mandrano uçlarını alabilirsem en dar ucu alıyorum burada bakın en darı bu bir üstü bu bir üstü bu böyle ne yapıyor genişliyor ama öyle bir koymuşlar ki maşallah çıkartmak da oldukça zor hemen çıkartayım şunu. En dar ucu çıkarttım. Kendi orijinalini aldım, bir kenara koydum ve bunu takıyorum. En dar uç bu. Ne yapıyorum bakın. Delme aparatımı, değil mi? Ki bu bile minimum geldi. Enteresandır bu girmedi. Demek ki bir üstünü alacağız. Bir üstünü aldım. Şunu çıkarttım. Enteresandır. Çok ince uçlar da var demek ki ona göre. En darın bir üstünü aldım ve bakın taktım. Mil oturdu. Kafayı da taktıktan sonra ne olacak bu? Zaten bu kafa. Bu mandren ne yapacak? Şu pirinç kısmı sıkacak iyice. Ve bizim aparatın mile iyice oturmasını ne yapacak dostlar? Sağlayacak. Bakın. Gördünüz mü? şu an oturmuş durumda. Hadi şimdi gelin diğer aparatlar ne işe yarıyor hep beraber bakalım. Sol kısımda neler var? Bakın ince bizim zımparalarımız var. Onun yanında bir üstü var. Ve onun yanında da bakın diskler var. Bu diskler kesme işine yarıyor. Bunlar bizim ne yapıyor? Taşlama yapıyor. Pasımızı, oksitimizi temizliyor, parlatmak için. Şu kısımlar ki ileride daha göstereceğim. Bakın şurada da hazır olarak bize sunulanlar var. Bunlar şuradaki aparatlar sayesinde işlev görüyor. Nasıl çıkıyor komple? Şöyle yukarı doğru yapalım. Şu kısım yukarıya aldığınız zaman bakın hazır oldu ha. bizi bekliyor. Kalın zımparalar var. Kaliteyi bilemiyorum fakat Dremel'in orijinalleri var. Hakikaten oldukça başarılı. 2, 4, 8 tane kalın zımparalama ile beraber geliyor. Bu da büyük bir kar. Normalde bir ince bir kalın aparat yaparlar. Şunları ekstra zımparaları da verirler. Bunda 8 tane aparat gelmiş. Bakın metale çalışmak için oksit temizleriz, pas temizleriz değil mi? Parlatma taşlama yaparız ufak detaylar için. Zımpara Dremel'de en baba bana göre parçalardan birisi zımparalama olayı. Fakat tabi 80'lik zımparaya benziyor bunlar. Daha incelerinde ekstra parayla almanız mümkün. Bu iki aparattan bahsedeyim. Bu diskleri takıyorsunuz. Kesme. Yalnız bakın kesme diskleri var. Bunlara dikkat edin. Metalde uygularsınız ama sert metallerde asla uygulamayın. Dostlar bilginiz olsun. Burada bakın şu vidalı kısımlar da ne iş yarıyor? Bizim burada polisaj yani parlatma uçlarımız var. Onları direkt buna takıyorsunuz. Tel fırça deyip geçmeyin. Hakikaten o da önemli. Bu da güzel bir temizleme yapıyor. Ve ekstradan bakın. Burada küçük ve büyük zımpara uçları da bizlere sunulmuş. Esas 189 diyor ama ağırlıkta burası fazla tutuyor. Alt kısma şöyle indirdim ve kapattım. Gelin diğer tarafa geçelim. Yine sağ olsunlar zımparadan kaçmamışlar. İnce ve kalın. İnce ve kalın demeyeyim. Boyut olarak dostlar bunlar geniş ve dar zımparalamalar. 80'e tekabül ediyor. Düşünüyorum. 80'lik zımparadır diye düşünüyorum. Biraz önce takmış olduğumuz yine şu kısmı bir kaldıralım yukarıya doğru. Biraz ufak olmuş. Bu da yapılacak bir şey yok. Sığdırmaya çalışmışlar. Şu kısmı alayım yukarıya. Arkadaşlar bir hazır olarak geçsin. Bakın delme aparatlarımız görmüş olduğunuz gibi matkapta kullanmış olduğumuz uçların minikleri bunlar. Burada yine metale çalışacak olduğumuz oksitlenme olsun temizleme olsun taşlama işlerini yapacağımız aparatlar var. Burada freze gibi düşünün dostlar. Hem cam hem ahşap üzerinde şekil verecek. Bakın aparatlar geliyor bize. Gayet güzel. Biraz önce genişlerini göstermiştim hatırlıyorsanız. Şurada bakın. Bir de bunlar var. 2, 4, 6 aparat göndermiş. Çok güzel ekstradan zımpara çıkıyor. Bolca koyuyorlar ama şu aparattan çıkmıyor. İnce yerlere ne yapıyoruz? Bunlarla giriyoruz. Hakikaten bunun da önemi büyük. Burada da bakın polisaj parlatma işlemini yapacağımız neler var? Uçlar var. 20'ye yakın. Burada uçlarımız var dairesel ve burada şurada bakın ince işleri yapabileceğimiz ama güzel koymuşlar. Bunları da dostlar çıkartmak zor oluyor. İnce işleri yapabileceğimiz 3 tane daha uç var. Kapatalım. Bunu da kapattık. Gelen malzemeyi göstermiş olduk. Hadi şimdi ne yapalım? Hem metal üzerinde hem de bir ne yapalım? Ahşap üzerinde çalışma yapalım. Videonun sonuna onu ekleyelim izlemeye devam. Evet. Biz kesme işiyle ne yapıyoruz? Denememize başlıyoruz. Ardından da bir ne yapacağız? Zımparalama işlemi yapacağız. ince metal çalışıyoruz. Kalın metal çalışmıyoruz. Hadi gelin işaretlediğimiz yerden bu uçla ne yapalım? Kesim işini aynı elle yapalım. Evet dostlar sonuç olarak bir değerlendirme yapayım dedim. Yıllardır ben Dremel kullanıyorum. Belki 10 yıla yaklaştı. Belki de geçti bilmiyorum. Şimdi eksilerinden bahsedeyim. Şu açma kapatma ayrı yere konulmuş devirle alakasız. Bu bence bir eksi. Keşke direkt açma kapatmayı aynı tuştan yapsalardı. Çünkü açıyorsunuz. Mili elimizde tutmamız lazım. Bir yere dokunmasın diye. Buradan da ne yapıyorsunuz? Devir ayarlıyorsunuz. Bu biraz zaman kaybettiriyor. İkinci büyük eksi şu kısma. Düğme koymamak bence sürekli bu alet yanınız olması lazım. Ki kafayı değiştirin. Üçüncü eksi parçalar çok stabil çalışmıyor. Özellikle şu görmüş olduğunuz zımpara ucu düşük devirde videoda gördüğünüz sürekli inip çıkıyor ama yüksek devirde netice Alabildim fakat zımpara da bazen yüksek devir istemiyor. Bir Dremel ne karşılaştırmak mümkün değil bana göre ama şunu açıklayayım size kötü değil orta kalitede bir alet. Anhel niye aldım? Dremel pahalıydı uygun olduğu şey aldım tabii ki aksesuar da fazlaydı. Bir de daha önce Anhel kullandım biraz uzun ömürlü. Bilmediğim markalara yönelmek istemedim kalitesine, markasına diyeyim. Güvendiğim için aynı hel aldım. Dediğim gibi tekrarlayayım. Dremel karşılaştıramam. Karşılaştırmamızda zaten etik olmaz. Fakat diğer ucuzlardan bana göre bir tık daha iyi. Daha ucuzlarını kullanmıştım. Ya bazen bir bakıyorsunuz daha ucuzda devir daha fazla Allah diyorsunuz. ya Bizde biliyorsunuz güç oldu mu böyle bir Allah deme olayı var. Bu makine çok iyi deme olayı var. Alakası yok. 6 ay sonra o ucuz aldığımız ürünlerde ne yapıyor hepsine lafım yok tabii ki bozuluyor ama ucuz gibi gözüken iyi markalar da var onları da denemekte fayda var umarım dostlar bu videoyu da böyle bitirmiş olduk 2 deneme yaptık ama iki deneme de bizim için yeterliydi delme işini güzel yapacak gibi gözüküyor taşlamada sıkıntı yaratmaz polisajda yine sıkıntı yaratmaz yazma işinde de sıkıntı yaratmaz 9 videoya geldik. Geçiyoruz. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Umarım hoşlanmışsınızdır. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.